Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Dominar 400 UG serisi. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bilmeyen arkadaşlar şöyle kısaca bir teknik özellikleri vereyim arkadaşlar. 373 cc biliyorsunuz tek silindir bir motor bloğumuz var, su soğutmalı. Eski serisine nazaran 40 beygir güç üretiyor. 35 beygir diyor sitesinde eskileri. Yenisi işte bunlar UG serisi. 40 beygir güç üretiyor. Kaydırmalı debriyaj falan var. İşte ters teleskopik amortisörler falan kullanmışlar. Şimdi mozaik led far var diyor. Çift çıkış egzozlarla yeni LCD ile karşımıza UG serisi. Bunu bana çok soruyordunuz. Daha önce ben bunun incelemesini yaptım mı yapmadım hatırlamıyorum. Hadi yoğun istek üzerine en son çünkü biz bunun maşasını değiştirdik. O sorunu giderdik o motorun. Hadi dedim şöyle bir genel inceleme yapayım arkadaşlar size. Şimdi motora genel itibariyle baktığımızda malzeme kalitesinin bence çok kötü olmadığını görüyorum kendi adıma. Depodaki granaj kalitesi, ekranın kalitesi. Ekran gayet güzel bir şık bir ekranı var. Bir de çift ekran arkadaşlar. Şurada da bakın bir ekranımız var. Şu şekilde. Manetler, elcikler, aynalar. Yani güzel bir kalite yapılmış. Ben beğeniyorum yani bu motorun malzeme kalitesini. Selemiz güzel. Rahat bir selemiz var. Arkası biraz sert. Bu yan koruma demirleri fabrikasyon geliyor arkadaşlar zaten. Şimdi frenler falan güzel. Jant tasarımları yenilerin gayet güzel yapılmış. Bybrain'in biliyorsunuz bunda fren kaliperleri var. Kallavi bir egzozumuz var. Birazdan söyleyeceğim zaten. Bu egzoz biraz başa bela oldu. Yine ABS ile desteklenmiş arkadaşlar. Yani şimdi motor genel itibariyle baktığımızda hani çok kötü durmuyor. Şimdi tabii bununla ilgili bu motorla ilgili sıkıntılar yaşandı. Geçmiş serisinde de bu serilerde de bu sıkıntılar yaşandı. Ne gibi sıkıntılar yaşandı abi diyeceksiniz. Şimdi sıkıntı şurada. Şimdi far bölümünde arkadaşlar. Pardon. Far bölümünde bir zırıltı söz konusu. Farın içerisinde bir yerden zırıltı geliyor. Bunu birçok arkadaş servise gitmiş ama çoğu servis bunu çözememiş. İkincisi motorun sağa çekmesi. İşte şu egzoz yüzünden oluyor. Çok büyük bir egzoz kullanmışlar arkadaşlar. Motorun ağırlık dengesine zarar vermiş. Ve motor gerçekten bir sağa doğru gitme eğiliminde. Bunu birçok arkadaş şikayet etti zaten. Firma herhalde ileride bir önlem alır yani. Mesela egzozu gerçekten çıkardığımızda ki daha önce denizde çıkardık. Öyle bir sorun olmuyor arkadaşlar. Bence tamamen egzozla alakalı bir olay bu. Sonra yine en çok arkadaşlarımızın yaşadığı hatalı yakıt ölçümü. Mesela motorun içerisindeki 5-6 litre yakıt olmasına rağmen hala yakıt bitiyormuş gibi bir uyarı vermesi. Yine bunların serviste mesela çözüm bulunamaması. Şikayetçi olan noktalardan. İşte ilk alındığında özellikle yani stop etme ile ilgili sorunlar yaşamış arkadaşlarımız. Yine birçok arkadaş serviste buna çözüm bulamamış. Bir stop etme ile ilgili sorun var. Ondan sonra yedek parça fiyatları biraz arkadaşlar bu motorun 200 NS'e göre daha pahalı. Yani şöyle bir örnek vereyim sadece. Şu far arkadaşlar 6500 lira. Şu an güncel satış fiyatı Aralık 2022 itibariyle. Mesela şu sinyallerin tanesi 690 lira. Mesela biz ön mesneti aldık. 2700 lira. Yani şu parçayı aldık arkadaşlar. 2700 liraya aldık. Yani Bajaj'dan yani 200 NS grubundan beklediğimiz o performans şeylerini bununla bulamıyoruz. Biraz daha pahalı yani bu parçaları. Bir tık daha pahalı. Yine en çok şikayetçi olan noktalarda servislerde ortak bir hizmetin verilmemesi. Ustaların motora çok hakim olmaması şikayetçi olan noktalardan. Dediğim gibi yedek parça fiyatları. Yine egzantrikle ilgili geçmiş serilerde sorun yaşandı. Egzantrik zincirle ilgili sıkıntılar. Bunun garantiden değişmesi süreci falan vesaire. Yani bu tarz şeyler yaşanmış. Hani bunları bana inanmıyorsanız internete araştırabilirsiniz arkadaşlar. Şikayetvar.com sitesi var. Forumlar var. YouTuber'ların incelemeleri var. Oradan da görebilirsiniz. Yani biz derdimiz motosikleti kötülemek değil. Bu sorunların hepsini herkes yaşadığı anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim.
Şimdi tek silindir arkadaşlar. Bir motor bloğumuz vardı. 373 cc. Şimdi benim kendi görüşüm, şahsi görüşüm. Ben her zaman böyle yüksek cc tek silindir makinelerin ileriki vadede sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Ha bu tabii kullanıcı da çok önemli burada. Eğer çok düzgün kullanırsanız, eğer tek silindir bilinciyle motosikletinizi yürütürseniz sorun yaşamazsınız. Ama bunu motor nasıl gidiyor hesabı yaparsanız tek silindir makineler, çünkü bu KTM serisinde yaşandı biliyorsunuz ki bunu da aynı firma yapıyor. Yani ileride blokla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Ondan bu motoru kullanan arkadaşların hani biraz daha böyle güvenli bir sürüşle, daha böyle naif bir sürüşle devam etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi LCD'miz falan gayet güzel. Başarılı. Hatta bir çalıştıralım motoru. Sesini duyun. Tok. Vites göstergesi de var. Kaydırmalı debriyaj var. Bunlar da güzel özellikler arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim, yani bakımlarını düzgün yaparsanız çok böyle başınızın ağrıyacağı bir motosiklet olarak düşünmüyorum kendi adıma. Ufak tefek işte kronik sorunlar var. Onlar da bir şekilde serviste çözülür diye düşünüyorum. Şimdi baktım fiyatını ne kadar diye motor. Şu an Aralık 2022 itibariyle. Sıfırı 122 bin lira gibi bir fiyat var. Ama motor var mı yok mu bilmiyorum bayilerde. 120'nin üzerinde isteyen arkadaşlarımız da var. Onu söyleyeyim yani bu arada. En ucuzu da sahibi.com sitesinde 80 bin liradan başlıyor arkadaşlar bu seri. Yani 80 bin liradan satışa sunulmuş insanlara. Bunların da fiyatları arttı arkadaşlar. Her şeyin fiyatı arttığı gibi. Yani geçen sene çok çok daha uygun fiyata bulunabiliyordu bu motosikletler. Ama şu anda 100 bin bandını geçmiş vaziyette. Frenler güzel. Fena değil. Frenlerden memnun kalırsınız. Düzgün bir fren balatası ve düzgün bir lastikle. Tabi bunun üzerindeki fabrikasyon MRF herhalde. Yani çok aşırı kaliteli bir lastik değil. Yine anlasın, güzel bir winter grip serisi falan kullanırsanız güzel bir balatayla memnun kalabilirsiniz. Özellikle şeyi çok güzel gösteriyor. Aksesuarı çok güzel bir gösterme motosiklet bu. Bunun aksesuarları da var, bayağı var piyasada. İşte ön turcanları falan yaparsanız, arka çantaları falan taktığınızda motor böyle direkt böyle enduro havası kazanıyor. Orası güzel. Dediğim gibi yani malzeme kalitesi, boya kalitesi çok da kötü bir motosiklet değil bence. Bu bajajın sıkıntısı şurada işte, hani şu göstergeyle falan hareket, mesela trip sıfırlama. O eski serilerde de vardı, o 200 NS'de de sürekli ekran ilgisi sıkıntı, yani onu bir çözemediler ya. Yani bunu biraz daha bir düzgün bir tedarik şey yaptırsalar, yani şu LCD yani elektronik işini daha rahat edecekler diye düşünüyorum. Dediğim gibi bak bir daha söylüyorum, tek silindir makine, yüksek CC. Yani biraz efendi kullanın arkadaşlar bu makineyi ileride sıkıntı yaşamamak için. Yağına suyuna dikkat ederseniz, efendi kullanırsanız çok böyle büyük problemler yaşatacak bir motosiklet olarak düşünmüyorum ben bunu kendi adıma. Çünkü çok müşterimiz var. Kullanan, yüksek kilometrelere çıkan müşterilerimiz de var. Ayrıca hani bu motoru kullanan arkadaşlarımız da özellikle, yani üşenmeyin arkadaşlar, yorumlarınızı yazın. Hani neyden memnunsunuz, neyden değilsiniz? Biz biliyorsunuz biz bilgi platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız hiç kimsenin motosikletini gömmek, kötülemek değil. Kimsenin malını kötüleme derdinde değiliz. Ama sadece hani yaşanacak sorunları vatandaşın bilmesini istiyoruz ve bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz. Şimdi mesela özetlediğimde motorun genel formu güzel. Yedek parçası 200 NS'e göre bir tık daha pahalı. Dediğim gibi belli başlı kronik sorunları var. İşte trip sıfırlama. İşte ekranla ilgili sıkıntılar. Ondan sonra yani birkaç tane böyle bir kronik sıkıntısı var arkadaşlar. Onları ne yapın? Dikkat edin. İşte stop etme. Far bölümünden gelen zırıltılar falan mesela, o tarz böyle sıkıntılar var. Onlara dikkat ederseniz, bu bilinçli alırsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Manetler, elcikler falan gayet güzel ya. Aynalar, aynalar. Yani motorun malzeme kalitesi arkadaşlar çok şey değil ya. Yani dışarıda çok güzel gözüküyor motosiklet. Ama bu bajaj grubunun işte hani bu granajlardan gelen zırıltı zaten o araçlarda da var, meşhur. Yani meşhur yani o. Onu da bir şekilde çözersiniz. Altına sünger münger koyarsınız. O şekilde çözersiniz.
Yan ayıklar falan vesaire güzel. Tasarımı güzel bir motosiklet bence. Güzel tasarlamışlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Özellikle bu motosikleti çok kullanan arkadaşlarımız var. Onlar yorum yaparsa daha çok sevinirim. Görüşmek üzere, saygılar.